Uçete et pastayı ferad ve poter ve can. Olup tancım tek olsun. Adem Yaşari, ailesinin tüm fertleriyle silahlı direnişe başladı. Sırp karakollarına ve polislerine saldırılar düzenlendi. Sırplar sözden değil, silahtan alınır. İşbirliği kapanmıştır. Bundan böyle Sırplara çalışan Arnavut işbirlikçileri ve işgalci Sırp kuvvetleri teker teker temizlenecektir. Nereden çekildikleri belli olmayan bu faksları önceleri kimse ciddiye almadı. Hatta bunu Sırpların bir kışkırtması olarak görenler oldu. Ancak Arnavut işbirlikçiler öldürülüp Sırp polislerine saldırılar artınca fakslar daha bir dikkatle okunmaya başlandı. Ve çok sert oldu. Ama suikastlerin ve faksların da ardı arkası kesilmiyordu. UÇK adı toplumda içten içe yayılan ama var olup olmadığı bile tam olarak bilinmeyen bir gizem olarak kaldı. Bu destek son NATO operasyonuyla birlikte de doruk noktasına çıktı. Arnavutların tarihinde ilk kez Sırplara karşı çıkan ve Kosova'nın bağımsızlığı için savaşan bir ordu vardı. Üstelik daha önce Sırp baskısı yüzünden Kosova dışına kaçan gençler şimdi Arnavutluk yoluyla geri dönüyorlardı. Amaç belliydi. UÇK askeri olmak ve Kosova'nın kurtuluşu için savaşmak. Araçtan inenler cepheye gitmeden önce bizimle konuşmak istiyorlar. Amerika'dan gelen bu gönüllüler Türk olduğumuzu öğrenince bize daha da yakınlık gösteriyorlar. Bunu görüyor musunuz? Arnavut bayrağı. Selam söylerim hepsine Arnavutlara, Amerika'da, Türkiye'de. Çok teşekkür ederim. Görüşürsük Kosova'da. Çok teşekkür ederim. Bütün benim akrabalarımı... Bir selam söyleyin. Biz gidiyoruz ve yeneceğiz. Bütün gönül kırmazlara çok selam ve bütün tanıyorum ki o... Akrabalara, tanıdıklara. Çok selam söyleyin. Gördüğünüz gibi dünyanın dört bir tarafından, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir tarafından Kosova'da savaşmak için gelen bu gönüllüler burada toplanıyorlar Durres'te ve buradan otobüslerle çok uzun... I'm gonna come and get you. Wait for me over there. Paşa Zotin, Paşa Dineman, Kameta Çop Kokun. Gonna come and get you. Amerika'dan geldikleri için kendilerine Atlantik Birliği adı verilen bu gençler varmak istedikleri son noktayı şapkalarına bile yazmışlar. Ancak savaşmaya değil de daha çok bir okul pikniğine gider gibiler. İlk bakışta bu tecrübesiz gençlerin cephedeki durumu değiştiremeyeceği açıkça görünüyor. Ama yine de cephedeki durumu görmeden kesin bir yargıya varmak istemiyoruz. Otobüsler oradaki Arnavut çocuklarının tezahüratıyla uğurlanırken biz de yola koyuyoruz. UÇK'nın neler yaptığını, cephede nasıl savaştığını görmek için rotamızı Durres'ten ülkenin kuzeydoğusundaki Kukes'e çeviriyoruz. Yaklaşık 12 saatlik yorucu bir yolculuktan sonra Kukes'e varıyoruz. Buradaki araştırmalarımız bizi UÇK'nın bu bölgedeki temsilcisi Gani Sülay'a götürüyor. Zaman içindeyiz ve buradaki cephede UÇK'nın bu kullandığı askeri araçlar ve düzenli görünümü hiç de basının yansıttığı gibi hani böyle organize olmamış bir ordu görünümü değil. UÇK tam tersine gayet organize bir şekilde cephede bu askeri araçları kullanıyorlar. Her şey düzenli, her şey komuta zincirinde gelişiyor. Türk olduğumuzu öğrenince buradaki askerlerin komutanı da bize son derece sıcak davranıyor. Türk ha? İşte bu gördüğünüz askeri araçla biraz evvel Arnavutluk Kosova sınırından Kosova'ya girdik ve şu anda Kosova'dayız. Burası Koşara, yani Kosova Arnavutluk sınırının Kosova tarafındaki ilk istasyonu. Bu gördüğünüz bina da daha önce bir Sırp sınır karakoluydu ve şu anda da gördüğünüz gibi burası tamamen Kosova Kurtuluş Ordusu'nun yani UÇK'nın askerlerinin eline geçmiş durumda.
ve hatta bununla da kalmıyor, buradan açılan koridorla 10-15 kilometre Kosova'nın içine girmiş durumda Kosova Kurtuluş Ordusu. Biz de onlarla birlikte Kosova'nın içindeki ilerleyişimizi ve çekimlerimizi sürdüreceğiz. Dures'te gördüğümüz eğitimsiz gençlerin yerine burada cephenin hemen gerisinde ne yaptığını gayet iyi bilen tecrübeli askerler var. Ondan da öte her şey büyük bir disiplin içinde yapılıyor. Önce isimlerimiz kaydediliyor, sonra da askerlerden bölge hakkında bilgi alıyoruz. UÇK ele geçirdiği bu Sırp karakolunu şimdi Kosova'nın içine asker yollamak için bir aktarma istasyonu olarak kullanıyor. Buraya gelen askerler cepheye gitmeden önce dinlenip yorgunluk atıyorlar. Teçhizatlarını temizleyip silahlarının bakımını yapıyorlar. Buradan sonra Kosova'nın içine giriyoruz. UÇK askerleri bizi önce çatışmaların sürdüğü cephe çizgisine götürüyorlar. Bombardıman ve sniper tehlikesine karşı bu bölgede araç kullanmak yasak. Herkes yürüyor. İşte şu anda tam cephenin en ön noktasındayız. Burada gördüğünüz UÇK askerleri bu ortadaki orman, ağaçlarla dolu olan vadinin hemen arkasındaki Sırp sniperlarına karşı bekliyorlar. Şu anda tabii görünmüyor, çok sık bir ağaçlık var arada ama her an her şey olabilir. Çünkü Sırpların da havan topları ve sniperları var. O yüzden burada böyle bir çelit halinde UÇK askeri hazır bekliyor. Parmakları tetikte, her an bir çatışma bekleyen bu askerler ele geçirdikleri bölgeyi belirlemek için buradaki ağaçları kullanmışlar. Komutandan cephe hakkında detaylı bilgi alıyoruz. Komutanın anlattıkları bir hayli önemli. Cephedeki son duruma göre UÇK askerleri Arnavutluk Kosova sınırının kuzeybatısındaki bölümü ortadan kaldırmışlar ve buradan Kosova içine girmişler. Koşarayı da alarak burada yaklaşık 10 kilometre derinliğinde bir koridor açmışlar. Cephe çizgisi buradaki Unik kasabasına kadar dayanmış. UÇK'nın amacı açılan bu koridordan Kosova içine girerek içerideki birliklerle birleşmek. Şu anda Kosova'nın içinde Deçan bölgesinde, Mitrovica yakınlarında, Drenitsa'da, Lap bölgesinde ve Prizren'in batısında Sırplar tarafından kuşatılmış durumda dağlarda saklanan UÇK birlikleri bulunuyor. İşte buradakilerin amacı ellerinde tuttukları alanı genişletmek ve Sırp kuvvetlerini kuzeye doğru iterek Kosova'dan çıkarmak. Gerekli olan parayı da özellikle İsviçre'deki Arnavutlar ödüyor. Kosova dışındaki her Arnavut gelirinin %3,5'unu bu iş için açılmış bir fona yatırıyor. Bu fonun adı Vatan için. Yalnız bu toplanan paralarla ancak Karaşnikovlar, havan topları ve birkaç uçak savar alınabiliyor. Özellikle Karaşnikovların en çok alındığı ülke ise Arnavutluk. Sırplardan ele geçirilen bu uzun menzilli sniperlar UÇK için son derece değerli. Buna karşılık Sırpların burada UÇK'ya karşı büyük bir silah üstünlüğü var. Ağır silahlar, toplar ve hatta Katyusha denen Rus yapımı çok namlulu roket atarlar buradaki UÇK savaşçılarına zor anlar yaşatıyor. Anlayacağınız bu dağlarda tam bir kedi fare oyunu oynanıyor. UÇK gerilla taktikleriyle savaşıyor. Geceleri Sırpların kontrolündeki bölgelere sızıp onları arkadan vurmaya çalışıyor. Sırplarsa ağır silahlarıyla UÇK'yı uzaktan bombalayıp belli bir çizgide tutmaya uğraşıyorlar. Biz de UÇK'yı da... Genel komandandan aldığı emirlerle hareket eden... Pisa Agim Çeyko. Eski Yugoslav ordusunda general olan Çeyko, Hırvatistan Savaşı'nda ordudan ayrı çatışma altında UÇK askerlerinin Sırplardan yeni ele geçirdikleri bir bölgedeki eve yapılan baskına tanık oldu. Askerler buradaki evin eskiden Sırp cephaneliği olduğunu söylüyorlar. Sırplar birkaç saat önce buradan çekilmiş ama yine de binada savaşmak için ya da tuzak kurmak için birilerini bırakmış olabilirler. Bu yüzden askerler gayet temkinli. Ayrıca burayı terk eden Sırplar evi ve çevresini uzaktan ateşe tutuyorlar. Ama neyse ki bir sorun çıkmıyor. Evin boş olduğunu öğrenince hepimiz rahatlıyoruz. (Gülüyor)
Bastır! Bastır! Tabii bu haberler UÇK savaşçılarını iyice hırslandırıyor. Ülkeleri için savaşan bu gençler Sırpların neler yaptıklarını ve neler yapabileceklerini gayet iyi biliyorlar. O yüzden bu savaşta ölseler bile Sırpları durdurabileceklerine inanıyorlar. Peki ya yaralılar? Biz de cephede yaralanan askerlere nasıl bakıldığını merak ediyoruz. Cephede kurulan bu küçük sağlık ocağı son derece yetersiz. Tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı var. Burada gönüllü olarak hizmet veren doktorlar yaralılara sadece ilk yardım yapabildiklerini anlatıyorlar. Cephede bir mobil hastane olmadığı için yaralı UÇK askerlerinin buraya en yakın hastanenin bulunduğu Bayram Suriye'ye götürülmeleri gerekiyor. Bugün için mesela 20 yaralı var. Bütün UÇK savaşçıları bu kadar şanslı değil. Bayram Suriye'deki mezarlık her geçen gün büyüyor. Soyguncular yüzünden mezar taşı kullanmayan halk bu isimsiz kahramanların adlarını mezardaki toprağın üzerine çakıl taşlarıyla yazıyor. İşte bu yaşlı adam da aynı durumda. Kaybettiği oğlunu... Ancak bütün bunlara rağmen cephede ve cephe gerisinde hayat devam ediyor. Buradakiler arkadaşlarını kaybettiklerinin bilincindeler. Bir gün belki kendileri de ölecek. Ama buna boş vermeyi ve hatta ölüme meydan okumayı da gayet iyi beceriyorlar. Ateş altındaki Kosova'da UÇK askerleriyle geçirdiğimiz günler bizim için de sürprizlerle doluydu. Türk olduğumuzu öğrenen herkes bize daha bir sempatiyle bakıyordu. Cephedekiler nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşadık. Bazen dışarıda uyku tulumlarında, bazen de barakalarda kaldık. UÇK askerleriyle yemek, biz de yayınımızı havan ateşi altında gerçekleştirmek zorunda kaldık. Biz UÇK UÇK'nın emromaneti Hani neyse sonu çıkıyor. Her şeyden önce birincisi Kosova Kurtuluş Ordusu, yani UÇK başıboş dağınık gerilla grupları değil, düzenli bir ordu durumunda ve bu ordu Kosova içinde Sırplarla savaşarak ilerlemeye, daha doğrusu Kosova'yı kurtarmaya devam ediyor. İkincisi, bütün bu olaylardan sonra artık Kosova'nın Yugoslavya'nın bir parçası olarak kalması mümkün değil. En azından UÇK Kosova bağımsız olana dek durmayacak. Üçüncüsü, UÇK'lıların NATO'dan, Amerika'dan ve Türkiye'den tek bir istekleri var. Kendilerine ağır silah verilmesi. Burada koridor açık. Bizse tank, top verin ya da Apache helikopterleriyle Türk toplarını susturun, biz gerisini halledelim. Kosova'da olacak. Dokuzlu yeni bayrak, UÇK'ya pastayı ferat ve poter ve zar. Konum tancepte Kosova'da. Bir din.